Bugün müvekkilim Eren Odabaşı, hasta tutuklu Eren Odabaşı'nın duruşması gerçekleşti. Yaklaşık 3 aydır tutuklu yargılanmaktaydı ve bu dosya kapsamında tahliye oldu. Müvekkilin soruşturma aşamasında ve yargılama sırasında karşılaştığı hukuksuzluklar detaylı bir şekilde mahkemeye anlatıldı ve heyet tarafında da bunlar dikkate alınıp bu tahliye kararı verildi. Ayrıca hasta tutuklu olması da yine heyet tarafından bir tahliye sebebi olarak ileri sürüldü. Bununla birlikte adli kontrol kararı da verildi müvekkil hakkında. Yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla birlikte tahliye edildi. Bu hukuksuzluğun bir nebze olsun ortadan kalktığını düşünüyoruz. Yargılama sonucunda beraat edeceğini de düşünüyoruz, inanıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kamuoyunun ilgisinden dolayı çok teşekkür ederim. Gerçekten çok ciddi sağlık problemleri olan bir müvekkildi. Defalarca hastaneye gitmesine rağmen sağlık hakkına erişemedi bu tutukluluk sürecinde. Umarım bundan sonra daha rahat bir şekilde sağlığına kavuşacak, ailesine kavuşacak müvekkil. Eren Odabaş, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Gazi Şehitler Cemevi'nin yöneticisi. Dolayısıyla bir örgütsel faaliyet eğer sunulacaksa Alevi Halk Mücadelesi'nde bir çalışma yürütüyor. Kaldı ki ben de hem Alevi Beytaş Federasyonu'nun hem Pir Sultan'ın genel başkan yardımcısıyım. Uzun yıllardır bizi en iyi tanıyan, yaptığımız işleri en iyi bilen emniyet teşkilatıdır. Dolayısıyla bütün etkinliklerimiz, bütün çalışmalarımız göz önünde. Dolayısıyla hani bu konularda bir suç işler edilirken çok daha dikkatli davranmakta yarar var. Hani siz toplama anlamda çok uzun yıllara dayanmış olan, beraat edilmiş konuları da getirip de son anda tekrar gündeme getirseniz bu devlet açısından, hukuk açısından da sorunlar yaratır. Dolayısıyla hani devletin bundan kurtulması gerekir aslında bu tür yargılamalarda veya bu tür gözaltılarda. Herhangi bir olayla ilgili olarak birçok şeyi birbirine karıştırmamak gerekir. Bu tür yargılamalar aslında bu tür davaların bu şekilde olmuş olması hem Türkiye'nin demokrasi mücadelesini hem de Türkiye'deki hukuk mücadelesi, hukuk devleti olma ilkelerini zedeleyen şeylerdir. Biz devletimizin demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olması mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Her şeye rağmen, herkese rağmen. Bu bizim özlemimizdir. Herkes için adalet, herkes için hukuk, herkes için eşitlik, herkes için demokrasi diyoruz. Dolayısıyla Eren canımızın tahliye edilmiş olması bizi sevindirdi. Özellikle eşinin gözü aydın ama 1,5 yaşında bir kızı var. Onunla buluşmuş olması çok değerlidir aslında. Kendisine özgür yaşamda birlikte mücadele ederekten Alevi eşitlik mücadele, hak mücadelesine başarılar diliyorum. İyi ki tahliye oldu. Sevinçliyiz bu konuda. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim herkese buraya geldiği için, dayanışma gösterdiği için. 3,5 aydır hem basın, hem avukat arkadaşlarımız, hem de vekillerimiz hep beraber Eren'in tahliyesini başardık. Dayanışma için tekrardan teşekkür ediyorum herkese buraya kadar geldiğiniz için.